Kur'an ayı, Ramazan-ı Şerif'in sıyamı, Kur'an-ı Hakîm'in nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakîm'in en mühim zamanı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, Kur'an-ı Hakîm, madem şehri Ramazan'da nüzul etmiş, o Kur'an'ın zamanı nüzulünü istihzar ile, o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için, Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekl ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyeyi güya geldiği an-ı nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem'den aleyhissalatü vesselam işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellim-i ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in köşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semaviyi arzlılarla işittiriyorlar. Her Ramazan Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ayetini nurani, parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaati uzmanın sair efratları, bazıları huşu ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddeste nefs-i süflinin hevesatına tabi olup yemek içmekle o vaziyeti nuraniden çıkmak ne kadar çirkinse ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedefse, öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli sıyama muhalefet edenler de o derece umum alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir.